yaptığını. Bulacaksın, boşatacaksın, beni de burada evlendireceksin Sefa'yla. Buldum. Sefa mı? Karısı Hülya mı doğru söylüyor? Yalanların ortaya çıkacak Sefa. Bak, dürüst konuşma, ha, yalan konuşma bak. Hülya ve Sefa 6 yıl sonra canlı yayında yüzleşecek. Hülya bir gelsin. Bir gelsin. Bir gelsin, karşılıklı yüzleşelim. Az sonra Didem Arslan Yılmaz da vazgeçmede. Ben planın içini değilim. İsmail Çeken ben değilim oraya. İsmail Kür'ün şüpheli ölümüyle devam ediyoruz. Bediye Hanım rahatsızlanmış. Maalesef buraya gelemedi. O kadar üzgün ki dün akşam sabaha kadar hastanedeydi. O anları bir izleyelim. Bir annenin çaresizliği, perişanlığı. Özellikle Seher'in dikkatli bir şekilde izlemesini rica ediyorum. Ekrana getirelim lütfen. İçim yanıyor hastalara, içim yanıyor. Kim öldürdü yani? Ne söylemiyor? Parmakta gerçek. Parmakta gerçek. Ben kimseden korkmuyorum. Gerçekten korkmayacağım canımı zaten. Dağıttım. Bediye abla gel hava al dışarı. Tamam. Ağır karar verin bu yüzden. Sabaha kadar tedavi gördü. Bana Taner'le nerede nasıl konuştun? Faruk'un o gün beraber. Aslında Seher benzinliğe bırakıyor. Görüntülerde de benzinliğe bıraktığı görüntü şeyler var. Değil mi Seher? Evet. Arkasından öldüreceğim diye sopayı alıyor. Taner önce Faruk gidiyor. Arkasından Taner gidiyor. Aynen, bir süre sonra da yani birlikte bir şeyler yaptıklarını biz hep konuşmuştuk. Hep bunu söylüyorduk. Onu doğrulayan bir tanıksın sen. Dün oradan Selendi'de anlattıklarını bugün canlı canlı burada bana bir de anlatmanı rica ediyorum senden Mehmetciğim. Cinayetten önce ben sabahları Selendi bizim Abdullah abinin kahvesi var. Evet. Sabahları erken saatlerde ben oraya gidiyorum. Çay falan içiyorduk. İsmail de oraya geliyor devamlı yani sabahın işe gittiği için. İsmail'in masasına oturuyordum ben de devamlı. İçine kapanık bir çocuktu Didem Hanım zaten. Bir sohbet ettiğiniz arkadaşlarınız var mıydı? Yani 1,5-2 senedir ben İsmail'i tanıyorum. Ha. Diyaloğum arar oluyordu. Hı hı. O zamanlar samimi olmaya başladık yani konuşuyorduk. Ne kadar o süre önce bu olaydan yani öldürülmeden ne kadar süre önce oldu? İddiaya göre öldürülmüş. Ben evet. Ocak-Şubat'ta zaten en son Ocak-Şubat'ta gördüm İsmail'i. Aha. Ondan sonra zaten öldürülmüş. İşte sabahları konuşuyorduk biz bununla. Diyalog. Ocak-Şubat ayında mı? Şubat ayından bahsediyorsun. Aynen. Ay, Şubat Ocak, ayında Şubat... birini sevdiğinden bahsetti? Aynen. Seher'den hoşlandığını söylemişti. İleriki zamanlarda da Faruk'un onu bulduğunu söylemişti. Evlenmek istediğini söyledi zaten. Hı hı. Faruk'un ona 120 milyar para istediğini, Seher'le evlendirmek istediğini söylemişti. O da parayı vermeyi kabul etmiş yani zaten. Ondan sonra ben görmedim. O zaman bir dakika bu şeyle Seher siz ne zamandan beri tanışıyorsunuz İsmail'le? Bir ay yakın abla. 29 Nisan, 29 Mart. O zaman bunun öncesi de mi var? Ya bilemem ben bir ayı tanıyorum İsmail'i. Sen bir aydır tanıyorsun, sohbet ediyorsun da belki bunun öncesi evveliyatı var. Ya, dediğinden biraz onu anlıyoruz yani. Öncesinde acaba yani Faruk bu parayı daha önce istiyor o zaman. Mart'ta cezaevine girdim. Nisan'ın 27'sinde cezaevinden çıktım. Bir hafta falan ailemin yanında kaldım. Selen'le geldiğimde İsmail'in öldürüldüğünü duydum. Zaten Selen'de halkı küçük bir yer zaten. 3000 falan nüfusu var.
Faruk'un ve Taner'in öldürdüğünden bahsediyordu. Ben de bir işe girdim bir yere. Orada Taner de çalışıyordu. Bir eğlence mekanında. Taner'e sordum. Bana dedi kimseye söylemedim bunu dedi. Sen de cezaevine girdin dedi. Sen de anlarsın yani bu durumlardan dedi. Sen de kimseye söyleme dedi. Olayın başı Faruk Seher'le evlendirmemiş İsmail'i. İsmail de parasını geri istemiş Didem Hanım. Hı hı. O da veremeyeceğini söylemiş. Faruk abi dedi beni aradı dedi. Petrole gittim dedi. Oradan işte silah almış. Sonra zaten Faruk bundan önce gitmiş Didem Hanım kına. Hı hı. Piknik alanının orada çocuğu öldürme niyetleri yokmuş. Taner'in bana bahsettiğine göre öldürme niyetleri yokmuş. Çocuğu gidiyorlar orada dövüyorlar Didem Hanım. Hı hı. Ondan sonra öldürüyorlar. Ama devamında bana hiçbir şey anlatmadı yani. Devamını söylemedi. Olayı nasıl gerçekleştiğini söylemedi mi sana? Bana Seher'in oraya çektiğini söyledi çocuğu. Seher'in oraya çektiğini? Aynen. Ama... Oraya vardıklarında korkutup tehdit etmek istemişler herhalde. Ne amaçla onu söyledi bilmiyorum. Ya korkutup tehdit etmek istemişler. Aynen. Çocukla konuşmuşlar. Çocuk hayattaymış oraya gittiklerinde. Aynen. Evet. Sonra arabadan indiriyorlar, darp ediyorlar bir süre sonra. Çocuk nasıl öldürmüşler ama nasıl öldürdüklerini söylemedi Didem Hanım. Oraya şeyi çeken Seher miymiş? Taner bana Seher'in çektiğini, piknik alanının orada çocuğu kıstırdıklarını söyledi Didem Hanım. Seher çok şey biliyor diye düşünüyorum Didem Hanım. Ya herkes çok şey biliyor. Herkes çok bir şey biliyor. Herkes çok belki şey biliyor. Belki Taner senin seni bu işe çekmek için. Ben bunu ben yaptım, şunu ben yaptım. Kardeşim ben diyorum burada. Şiddet olurum benim. Olurum benim. Beni zorla öpmeyeceğim. Bunların hiçbir şey konuşulmuyor. Burada ben çektim. Eğer ben çektiysem öyle ben yaptıysam cezanı nasıl çekerim Seher? Hayır bak Seher. Senin mağdur olduğunu bak. Yerime geçtim. Senin mağdur olduğunu ben inanıyorum. Ben çekmedim. Ben niye çekeyim İsmail ya? Taner'in anlattıkları bunları Didem Hanım. Bunu anlattığına emin misin? Eminim Didem Hanım. Seher bize yardım etti. Çocuğu oraya getirme dedi yani. Ya ben... Belki Taner işte etrafına sağda solda bu işi bir şekilde onlara geleceğini anladığı için Seher buradan yırtmaya çalışıyor olabilir. Olabilir. Belki sağda solda böyle seninle ilgili şeyler söylüyor olabilir. Ya sen... Gelsene madem buraya. Ben yaptım ben ettim. Gelsene erkek ya. Atıp tutmak kolay oluyor değil mi? Gelsene şuraya otursan ya. Bir Taner'e seslenirsin. Erkek diyorsun ya. Hani gel otur. Ben çektiysem buraya gel otur. Ama herkesin vicdansını, Allah'ın adaleti şaşmasın. Allah büyük görüyor her şeyi. Elinin sonunda her şey ortaya çıkacak zaten. İnşallah. İsmail hiçbir alakam yok. Ne olayın içinde ne olayın dışında. Çocuk acaba o sırada yukarı geliyor. Arkasında çünkü Seher'le bir boğuşma yaşıyorlar. Seher'in iddiasına göre. Arkasından da işte Seher bırakmış gitmiş. Çocuk o sırada yaralanıyor. Belki arabaya çıkıp acaba arabasına bindi. Çünkü arabanın içinde toz toprak olduğu için buradan onu çıkartıyorum. Sonra bir yere gittiğinde orada Faruk'la mı karşılaşıyorlar acaba? Ya çocuğu arabadan indirdik derken ne demek istiyor? Taner'in ne anlattığını bir de anlatır mısın? Yani Taner bana tam detaylı anlatmadı devamını. Dedi Faruk abi aradı beni ilk petrole gel demiş Didem Hanım. Hı hı. Sonra petrole gidiyor. Faruk zaten kına çıkmış Didem Hanım o sırada. Tamam. Taner de silahını alıyor. Kına gidiyor. Öldürmek niyetimiz yoktu dedi. Ama o esnada öyle gerekti dedi. Dövmüşler biraz darp etmişler çocuğu. Ondan sonra öldürmüşler ama devamını detayını anlatmadı. Birlikte mi darp etmişler çocuğu? Aynen. Faruk mu darp ediyor? Üç kişiymiş yani Didem Hanım onlar. Üçüncü kişiyi söylemedi zaten. Mekanda işler falan da vardı. Evet. Devamını anlatmadı. Olayın yani. Başka tanıkları da var. Aynen. Üçüncü kişi daha varmış olayda erkek olarak Didem Hanım. Ve çok önemli bak. Seher'in orada olduğunu söyledi mi söylemedi mi? Söyledi Didem Hanım. Emin misin? Eminim. Orada olup olmadığını bir Allah biliyor. Yani ben kanıtlayamam ama bir Allah biliyor. Bana Taner söyledi. Böyle dedi. Taner madem böyle bir şey söyledi kardeşim. Petrol'de bana ne yüzü verdik diye deyip de ağzına kaçırıp da sonra yok adli bilmem raporunu da çıkar deyip ağzını niye hemen beni tersledi? Bunu cinayetten ne kadar süre sonra söyledin? Söyle hadi ben sustum. Ben bir ay sonra iki ay sonra işe gitmeye başladım sadece. İşe gittikten sonra petrolde Taner'imle gördüm ben zaten duruyorlar. Hı. O benim yanıma gelmedi. Ben onun yanına gittim. Dediler ki ailesi zaten programı ne başvuracaklar. Onu anlattım. Ben de başvursunlar dedim. Benim için bir sorun yok dedim. Gider gene konuşurum dedim. Tamam. Bunu dedikten sonra anlatmaya başladı. Dedi, hiçbir şey çıkmaz bunun işler. Dedi. Hani dedi hani kapanır gider bu dava bu dosya dedi böyle. Sonra ben süsü verdik dedi. Ne dedim ben? O da ki hayır dilim sürçtü onu demek istemez. Hadi bu adli
otopsi raporunu çıkar dedi. Evet. Madem oradaymışım kardeşim, sen bunu açıkla bana. Ben orada nerede olduğum kamera görüntüleri de belli zaten. Benden sonra ne oldu, ne gitti ben bilemem. Yani, sen ikiniz götürün diye ben oraya. Çekmedim. Ben sen gibi yalan söylüyorsun diye düşünüyorum yani. Neyi yalan söylüyorsun? Yani yalan? Didem Hanım. Söyle bak, orada, sen sor. Oradan aşağı dereye doğru kaçtım diyor. Ben Kınıklıyım zaten aslen. O dereden zaten yürüyerek inmesi ya, imkansız yani. Bir de ayağında bağcık da yokmuş zaten. Öyle öyle bir tanesinde yani. Evet. Aynen. Hı. Zaten ayakkabısı çıka kaka zaten yarım saatte oradan inilmez Didem Hanım. Yani aynı durum sen yaşarsın ben... kardeşim. Vallahi çok güzel dinlersin. Çok güzel gidersin. Yaşamadığın için kimse kimsenin derdini bilmez. Çok korkuyor musun sen bu adamdan? Faruk'tan mı? Evet. Hani korktuğum zaman oldu yani. Tehdit ettiğini çok... Yani çekiniyordum gider birisi bir şey anlatır diye. Her şeyi yapar dediğim gibi. Faruk ne yapar? Her yapar kardeşim, açık mı ne söylüyorum. Faruk hiçbir şey yapamaz. Benim para var. Akraba sayılıyoruz madem. Akraba. Bana bir yardımda olmuş madem. Özür dilerim ama 120 bin liraya bu evlilik yani, evlilik vaadiyle yani. İsmail'i de kandırmış, dolandırmış yani. Hem de seni de bu ifadeyi kullandığım için özür dilerim ama başkasına... Şu an senin isteğin yok, arzun yok. Tehdit de yapıyor bunu ya.